Şu an eski Teotihuacan kalıntılarının olduğu arkeolojik parktayız. Meksiko'nun yaklaşık 40 km kuzeybatısında yer alan Teotihuacan Tanrılar Şehri olarak da bilinir. Bu isim Aztekler tarafından verilmiş ve ilginç bir de hikayesi var. Aztekler artık bir harabe olan şehre bakıp bir zamanlar kutsal bir şehir olduğunu düşünmüşler. Şehir milattan önce 100 yılı civarında kuruluyor. Milattan sonra 600-700 yıllara gelindiğinde ise işler ters gitmeye başlıyor. Aztekler başkentleri olan Tenochtitlan'dan yani bugünkü Meksiko'dan buraya kutsal yolculuklar yapmaya başladıklarında gördükleri karşısında büyülenmiş olmalılar ki buranın tanrıların yaşadığı ve 5. güneşin yaratıldığı yer olduğunu düşünmüşler. Buradaki tüm yapılara ve sokaklara isimler vermişler. Ne yazık ki orijinal isimlerin ne olduğunu tam olarak bilmiyoruz. Ama bildiğimiz şeyler de tabii ki var. Örneğin Aztekler bu uzun cadde için Ölüler Caddesi ismini seçmişler. Teotihuacan gerçekten de büyük bir gizem. Hangi dili konuştuklarını, kendilerine ne isim verdiklerini bilmiyoruz. Bildiğimiz yazılı bir dilleri de yok. Şehir ve nüfusu hakkında çok şey bilmemize rağmen bu yer hakkındaki temel bilgilere sahip olamamamız üzücü bir durum. Umarım bu bilgiler de en kısa zamanda aydınlığa kavuşur. Sanatlarından ve mimarilerinden edindiğimiz bilgilerle muhteşem şehir planlamacıları olduklarını söyleyebiliriz. Bu büyüleyici tapınakları yapmışlar. Ama ne yazık ki onlardan kısa bir süre önce yaşamış olan Olmeklerin kültüründe olduğu gibi burada hükümdar portreleri bulamadık. Merkezcil bir yönetim anlayışları olduğunu düşünüyoruz. Ama tek bir hükümdarları mı yoksa birden fazla hükümdarları mı olduğunu bilmiyoruz. Kontrolde olan her kimse iş gücü toplayabilecek, büyük ölçeklerde planlama yapabilecek ve her şeyi standartize edebilecek kadar güçlüymüş. Şehir son derece merkezi bir şekilde ve düzenli olarak planlanmış. Buna benzeyen merkezi ve ileri derecede organize başka bir şehir örneği yok. Tüm bunlardan dolayı yiyecek sıkıntıları olmadığını düşünüyoruz. Bir yüzyıl içerisinde bu kadar büyük ölçekli mimari eserler yapabilen İleri derecede organize ve hiyerarşik bir toplumdan bahsediyoruz. Ama kimlikler belirsiz. Portre bulamamış olmamız, bence çok etkileyici bir durum olmasına rağmen, duvarlardaki resimlerden anlam çıkarmamızı zorlaştırıyor. Hükümdarları görmek istiyoruz ve onların halklarına ilettikleri ideolojiler hakkında daha çok şey öğrenmek istiyoruz. Bunlara karşın duvar resimlerinde fırtına tanrısı ya da ulu tanrıça gibi baş tanrılar resmedilmiş. Çakal, jaguar gibi hayvan figürleri ve savaşçı görselleri de var. Anıtsal mimari ile çevresi arasında da bir bağlantı görülüyor. Ay piramidine baktığınızda şeklinin arkasındaki dağa benzediğini görebilirsiniz. Kendilerine ne isim verdiklerini bilmediğimiz için biz bu halka Teotihuacanolar diyelim. Bu insanlar yapılarını doğal çevrelerine göre tasarlayıp şehrin içinde kutsal bir manzara oluşturmaya başarmışlar. Burada durup baktığımızda 3 tane ana piramit görüyoruz. Ölüler Caddesi'nin en ucundaki Ay tapınağı, biraz daha yan tarafta kalan Güneş Piramidi ve Ölüler Caddesi'nin diğer ucundaki Tüylü Yılan Piramidi. Ölüler Caddesi yaklaşık olarak 6,5 kilometre uzunluğunda. Bunun içinde ucunda kutsal bir yapı olan bir geçit yolunu andırıyor. Ölüler Caddesi'nin genişliği ise yaklaşık olarak 40 metre şehrin içindeki kocaman bir bulvarda yürüyor gibi hissediyorsunuz. Bu durum o dönemdeki resmiyet, topluluk ve ayinlerle de özdeşleştirilebilir. Ay piramidini yakından incelediğimizde orijinal yapının üzerindeki ahşap eklentilerle beraber aslında daha da yüksek olduğunu düşünüyoruz. Ayrıca bu yapıların o zamanlarda stükko ile kaplı ve canlı renklerle boyanmış olduğunu da gözünüzün önüne getirmelisiniz. Şehir son derece canlı görünüyor olmalı. Plana göre Ölüler Caddesi'nin çevresinde 2000'e yakın apartman kompleksi bulunuyor. Bunlardan caddeye yakın olanlar daha karmaşık yapılar oldukları için elitlere ait olabilirler. Bu evlerde duvar resimleriyle dekor edilmişler. Yani bugün gördüğümüz harabelerden tamamen farklı bir şey hayal etmeliyiz. Ayrıca burada yapılan ahinsel ya da ticari etkinlikleri de düşünmeliyiz. Kalıntıların küçük bir bölümü gün ışığına çıkarıldı ve kazılar halen devam ediyor. Arkeologlar her gün Tüylü Yılan Piramidi'nin altındaki tünel gibi inanılmaz keşifler yapıyorlar. Bugün bildiğimizden çok daha fazlasını öğrenebiliriz. Umarım bu bir gün mümkün olur.